Selamünaleyküm Formel Motors'un değerli aboneleri, değerli takipçileri, yepyeni bir videodan herkese merhabalar. 1.6 benzinli aracımız Egea 2016 model 110 beygir e-tork Evo otomatik vites, kilometremiz 41.000 kilometrede. Müşterimiz bizlere ne taraftan ulaşıyordun abi? Çatalca tarafından bizlere ulaşıyor referans üzerine. Evet. Yaklaştırıyoruz. 41.000 kilometrede araç 2016 dedik ve temiz bir araç, pırıl pırıl bir araç. Şimdi üst kapağı sökeceğiz ve bakıma başlayacağız. Sizlerle beraber genel kontrollerini gerçekleştireceğiz. Bu motordan, bu araçtan, bu motordan konuşuyoruz. Formel Motors'ta ilk defa bakım yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle kapağımızın şuradaki bölümünü çıkartıyoruz ve dışarı alacağız. Fakat bunu tek elle alamayabiliriz. Şuradan çekersek şöyle tut abi sana zahmet. Heh. Şöyle çıkartalım. Biraz kapak ağır ve gerçekten çok hoş duruyor. Bayağı ilgimi çekti. Baksanıza. Sanki araç V6 veya V8 bir makina. Altta işte böyle bir görsellik var. Evet, makinamız bu arkadaşlar. Araç en son bir tane bujisini söküp kontrol edeceğiz ve genel durumunu sizlerle beraber göreceğiz. Şimdi hava filtresini sökeceğiz. Yağ filtresi aşağıda. Şöyle bir koruma vesaire yapılmış. Genel durumu bir inceleyeceğiz. Devam ediyoruz. Aracımızı kaldırdık. Şanzıman yağı aynı şekilde, motor yağımızı açtık. İki taraftan da güzel bir şekilde süzülüyor. Ayşin şanzıman. Değerli dostlar. Ve aracımızın alt durumu, kartelimiz komple alüminyum. Ve kayışımız şu an güzel durumda. Genel kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Fren sıvısı da değişecek. Komple bir A'dan Z'ye bakım olacak bu araçta. Yalnız şu bölümde yağ filtresi var bakın. İnanın o kadar zorlandık ki bunu gevşetirken. İki kişi asıldık, biraz bekledik. Bir daha aynı şekilde maalesef öyle bir sıkılmış ki plastik olmasına rağmen çok zorlandık arkadaşlar. Yağ filtremiz şu bölümde. Yağımız, motor yağ, şanzıman yağımız süzülüyor. Aracın herhangi bir yerinde hiçbir problem yok. 2016 bir araç. Maşallah. Sıvı kaçağı yok. Şanzıman olsun, motor yağı olsun vesaire. Balatalarımız güzel durumda, orijinal. Aracın genel durumu güzel. Sadece sağ sol dönüşlerde bir ses var araçta. O da amortisör takozlarından geliyor. Harici herhangi bir problem yok. Genel durumunu komple kontrol ediyoruz. Benzin filtresi yok bu araçta harici. Depo içinde var arkadaşlar, bilginiz olsun. Arka balatalarımız kampana. Amortisörlerimiz saks. Sağlam. 10 numara, herhangi bir problem yok. Ve yağlarımızın süzülmesini bekliyoruz. İyice süzülsün. Sonrasında işlemlere geçeceğiz. Şanzıman yağımız üstten dolu mu olacak arkadaşlar? Fren sıvısını da değiştireceğiz. Herhangi bir problem yok. Aracın genel durumu güzel. Söylediğim gibi ön takım olarak da sadece amortisör takozlarında sağ sol dönüşlerde ses var. Yağlarımız süzülsün. Devam ediyoruz. Fren sıvı değişim işlemini tamamladık. Şöyle paylaşayım sizlere. Fren sıvımız değişti. Şanzıman yağımız bitti. Kapatacağız birazdan. Motor yağımız da süzüldü. Kartel tapasını kapattık. Ve şu açıyı paylaşmam gerekiyor sizlere. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir cırcır olmadığı sürece buradaki yağ filtresini söküp takamazsanız. 36 lokma. Bir de şöyle bir örnek vereyim. Filtre tasımız. Bakın gördüğünüz gibi filtre tasımız alüminyum. Dolayısıyla alüminyum olması daha iyi. Fiat grubunda genelde hep burada oluyor filtreler. 1.6 dizel olsun, diğer Egea'larda olsun. Maalesef plastik olanlarda kafa sıyırıyor gevşetemezsek. Yani çok sık olursa. Bu araçta eğer plastik olsaydı biz büyük ihtimal bu tas kırılırdı bugün veya yamulurdu. Alüminyum olduğu için rahat bir şekilde gevşettik. Şimdi sıktık. Cırcırımızı da paylaştım.
ne yapıyoruz? Aracı indiriyoruz ve motor yağ dolum işlemi, sonrasında şanzıman yağ dolum, hava filtre montajı vesaire, bunları gerçekleştireceğiz. Aracımızı uğurlayacağız yavaş yavaş. İşlemler polen filtresi değişimi tamamlandı. Aynı şekilde hava filtre değişimini tamamladık. Bir tane bujimizi söktük, kontrol ettik. Evet, Mopar NGK bujimizin durumu çok iyi. Herhangi bir problem yok. Benzinli araçlarda buji çok önemli arkadaşlar. Hele LPG varsa tamamen önemli. Antifriz değişimi yapılmış. 2 yıl kadar olmuş. Fren sıvımızın seviyesi tamam ve geldik motor yağlarımıza. Şöyle paylaşayım. Sarı altınlar burada arkadaşlar, podyumda. 0.30 kullanacağız, C2, C3. Zaten araç 0.30 komple bakımlıymış. Yetkili serviste dahil. Geçmişine baktı müşterimiz ve kendisi bu konuyla bilgili. Tamamen doğalgaz teknolojisi. Şimdi yağımızı bir dolduralım, bismillah. 4.7 civarı yağ kapasitesi var. Bir 4.5 koyup bir kontrol edeceğiz arkadaşlar. Yağ çubuğumuz var. Şimdi tekerle biraz açmak zor oluyor abi. Destek lütfen. Çok güzel. Evet, açtık. Ve hemen dolduruyoruz. Bismillah. Sarı altınlarımızı şöyle. Cam gibi yağ arkadaşlar. Yani doğalgaz teknolojisi farklı bir olay. Petrol teknolojisi farklı bir olay. Shell'in gerçekten yağ sınıfı olarak çok büyük Ar-Ge'leri, çalışmaları var. Kimse bizim babamızın oğlu değil. Neyse, onu söylüyoruz. Herhangi bir reklam da yapmıyoruz. Para da almıyoruz ama hizmet veriyorsak, bir işi yapıyorsak, gerçekten yaptığımız iş, yapacağımız bakım olsun, tamir olsun, ne aklınıza geliyorsa dört dörtlük yapmak lazım. Kendi aracına koymayacağımız bir şeyi, kendi aracımıza takmayacağımız bir şeyi müşteri arabasına da koymama taraftarıyız. Sonuçta arkadaşlar, bu işi müşteri parasıyla yaptırıyor. Biz de alnımızın akıyla paramızı alıyoruz. Emeğimizin karşılığını alıyoruz. Dolayısıyla kimse kimseye mahcup olmasın. Kimse kimseyi mağdur etmesin. Biz üstümüze düşeni yapalım. Müşteriler de üstüne düşeni yapıyor zaten. Genelde zaten müşteri platformu olarak, yani kendi müşterilerimizden bahsedeyim, hepsi işin hep dört dörtlük kalite tarafında. Allah'a şükür. Bakın, abimiz işten çıktı geldi. Çerkezköy'den buraya geldi. Referans olmuş müşterimiz. Sağ olsun, Allah razı olsun. Herkesin ayağına sağlık. Yeri geliyor Gebze'den araç geliyor. Yeri geliyor Ankara'dan araç yapıyoruz. Kimse kimsenin kara kaşına, kara gözüne hasret değil. İşini yapan bugün Iraklı da olsa müşteri ustayı bulur arkadaşlar. Bu kadar net. Evet, yağlarımızı dolduruyoruz. Şimdi üçüncüyü doldurduk. Dördüncüyü de dolduracağız ve marşa basacağız. Marşa basmadan önce şanzıman yağ ile ilgili çalışma yapacağız. Ondan sonra marşa basıyoruz. İlk olarak motor yağı önemli. Onu hallediyoruz. Dalgınlık malgınlık vesaire olmasın. Şanzıman yağımız sırada. Hayırlı geceler değerli dostlar. Evet, Ege aracımız çalışıyor. Ve Mercedes aracımız yağ soğutucu problemi var. Motor suyuna yağ karıştırmış. Aracımızın marşına bastık çok şükür. Son kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Kapağımızı kapattık. Çubuğumuzu da içeri itelim. Ve cam suyuna kadar tamamladık. Şu an aracımız çalışacak. Son kontrolleri yapacağız ve test sürüşüne çıkacağız. Polen filtresi dahil değişti. En son yağını kontrol edeceğiz. Şimdi araç çalışırken diagnostik cihazına bağlıyoruz ve genel kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Aracı kaldırıp bir de alt tarafı kontrol edeceğiz. Muhafazayı da kapatmadık. Evet, gördüğünüz gibi makinemiz çalışıyor.